أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
Amenna ve saddakna. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifimiz hayırlara vesile olsun inşallah. 5 Ramazan 1445 sahur vaktinde biz yine Diyanet TV ekranlarında bereket vaktiyle sahur sofralarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Birbirinden değerli misafirlerimiz bizlerle beraber ve bu gece inşallah arınma imkanı tövbeyi konuşacağız. Her gece olduğu gibi biz bu gecede Diyanet İşleri Başkanlığımızın hemen yanındaki bu güzel meskenden sizlere sesleniyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, verdiğimiz infaklarımızı dergah-ı izzetinde kabule karin eylesin. Efendim, programımızı bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açtık. Esim Eskut, Jandarma Ay Yıldız Camii İmam Hatibi Ramazan Tezel hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Allah daim eylesin inşallah. Bu geceki konuklarımız Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Nurettin Muhtar Acar hocam bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Safalar getirdiniz. Ramazanınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Hayırlara vesile olsun. Nasıl gidiyor Ramazan hocam? Elhamdülillah, çok şükür üstadım. Çok şükür. Sağlıkla, afiyetle, huzurlu bir Ramazan geçiriyoruz. Cenab-ı Hak daim eylesin inşallah. İnşallah değerli hocam. Ve İstanbul Müftümüz Profesör Doktor Safi Arpakuş hocam bizlerle beraber. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Sizin de Ramazanınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Amin, inşallah. Ramazan-ı Şerif bizlere, ülkemize, bütün alemi İslam'a hayırlar getirsin inşallah. Amin, inşallah. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle Gazze'de, Filistin'de bir soykırımın yaşandığı bir Ramazan ayında dualarımız, ilticalarımız onlar için elimizden geldiğince bu ayın imkanları ölçüsünde onlara yardım imkanlarını aramalıyız tabii ki. Cenab-ı Hak rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan bu güzel ayı inşallah bizlere hayırla gelir, hayırla gider diyelim. İnşallah değerli hocam. Ramazan-ı Şerif'in bereketinden istifade etmeye çalışalım inşallah. İnşallah. Değerli hocam, tabii biz Ankara'dayız hocamla beraber. Siz İstanbul'dan geldiniz. Hocam müsaade ederse hocamla başlayalım lütfen, isterim. Lütfen. Değerli hocam, bugün arınma imkanı, yani Ramazan-ı Şerif bizim için bir vesile, arınmaya vesile, tövbe. Ayetler ve hadisler ışığında tövbeyi nasıl tanımlar Kur'an-ı Kerim ve tövbeden nasıl bahseder? Buyursunlar değerli hocam. Biraz önce kardeşimizin okuduğu ayetlerde de Cenab-ı Hak müminlerin tevbe etmesini, nasuh tevbeye devam etmesini ifade eder. Tevbe aslında yapılan hata ve günahtan rücu etmektir, dönmektir. Ve pişmanlık duymaktır.
Nasuh tevbe ise bir daha dönmemek üzere bir yapılan hata ve günahtan pişmanlık duymaktır. Tam bir samimiyetle, evet, kalpten bir vazgeçiş, rücu edişi ifade eder. Sevgili Peygamberimiz de hadisi şeriflerde Kur'an'daki Cenab-ı Hakk'ın Tevvab ismine, Gaffar ismine atıflar yaparak Cenab-ı Hakk'ın kulun her türlü hata ve günahlarından tevbe ederse samimi bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın buna af ve mağfiretle cevap vereceğini, hatada ve günahta ısrar etmemek gerektiğini, tam bir dönüşle hayatın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eder. Arınma dedik. Yaratılıştan insanoğlunun ruh ve nefsin mücadele ettiği bir dünya olduğunu görmek gerekiyor. Ve bu dünyada insanın hata ve günahlara düşmek gibi zaman zaman ayağının kaydığı anlar oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kendisinden ruh üfleyerek, eşrefi mahlukat olarak, mükerrem varlık olarak yarattığı insan, ona yakışmayacak hallere düşebiliyor. Evet. Ayağa kayıyor, hata ediyor, günaha düşebiliyor, nefsine uyabiliyor. İşte böyle manevi iklimlerin coştuğu zamanlar başta olmak üzere Cenab-ı Hakk'a iltica ederek bu hata ve kusurlarından dönüp hatalarını ve kusurlarını, günahlarını itiraf ederek bir daha buna düşmemek üzere Cenab-ı Hakk'a söz vermesi halinde Cenab-ı Hakk'ın o hata ve kusurları affedeceğini gerek Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler, gerekse sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesinde karşılığını bulan söz, fiil ve takrirleri Efendimizin bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Evet. Değerli hocam, tam da hocam Gafur ve Gaffar isimlerinden bahsetmişken, Rabbimizin Esma-i Hüsna'sında geçen hem Gafur hem Gaffar isimlerinin birbirleriyle aynılığı veya farklılığı arasında mana olarak nedir? Ve bunlar Müslümanın ahlakına nasıl yansır? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi muhterem hocamızın ayeti cellelerden örnekle temhidini, hazırlığını yaptığı bölümden devam edeyim müsaadenizle. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna dediğimiz güzel isimleri, hepimizin akşam namazlarından sonra okuduğumuz Haşr suresinin son bölümündeki ayetlerle başlar. Gaffar ile devam eder. Halikul bari'ul musavvirul gaffarul kahharul vehhabur razzak diye gider. Allah hocalarımızdan, hayatta olanlardan razı olsun, vefat edenlere rahmet eylesin. Amin. Ezberlettiler bize. Hocam, aslında bu iki kelimenin ikisi de kelime kökü itibariyle mübalağalı ismi faildir denir. Ne demek mübalağalı ismi fail? Bu eylemin çokça ve bıkmadan, usanmadan yapılıyor olmasını ifade eder. Gafur da böyledir, Gaffar da böyledir. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de aynı kalıpla Cenab-ı Hak tarafından biz kullarına gönderdiği hayat rehberimizde ifade edilmiştir. Tevvab da aynıdır hocam. Tevvab da öyledir değil mi hocam? Aynı mübalağalı. Gaffar ve Gafur'un şöyle bir farkı var üstadım. Birisi çokça bağışlamayı ifade ederken diğeri de aynı anlamı ifade ediyor. Ama süreklilik de arz ediyor. Yani ne demek? Kul, biraz önce muhterem hocamız da ifade ettiler. Ayağa kayar, yanlış yapar, hata, isyan, günah içerisine düşebilir, girebilir. Bütün bunlardan sonra pişmanlık duyar, rücu eder, Cenab-ı Hakk'a iltica eder, dönerse Cenab-ı Hak her seferinde Estağfirullah ve inni le gaffarun limen tâbe.
gerçekten ben tövbe edeni elbette bağışlarım. Bu topluca ve bütün günahlardan dolayı kulunu bağışlamayı ifade eder. Topluca hocam bütün günahlardan mı? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Bir tane istisnası var. Cenab-ı Hakk'a bir ortak tutmak, şirk koşmak dışında وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Bunun dışındakilerin hepsini bağışlar mı? Allah bağışlar, Allah affeder. Biraz önce hocamın çok güzel sıralamasını ifade ettiği o pişmanlık duyacak bir defa. Yani kişi yaptığının ne kadar çirkin olduğunun farkına varacak. Yani bir Müslüman olarak, bir mümin olarak bana yakışmadı bu. Bu hiç olmadı diye pişmanlık duyacak. İki, rücu edecek, dönecek. Yani yaptığı veya yapmaya devam ettiği o günah, yasak, Cenab-ı Hakk'ın onaylamadığı, hoşuna gitmeyen eylem, fiil, söz neyse bütün bundan rücu edecek ve aynısını tekrar yapmama kararlılığı içerisinde Cenab-ı Hakk'a el açar, ya Rabbi derse ve inni leğaffarun limen tabe ayetinin kapsamına girer. Allah affeder. Gafurur Rahim ayeti cellelerde muhterem hocam, değil mi? Çokça birçok ayetin son bölümü, bu çok çarpıcı bir şeydir Fatih hocam. Cenab-ı Hakk'ın bağışlayıcı, affedici olmasının hemen devamında merhametli olması. Gafur, çokça bağışlayan. Rahim, her defasında kuluna merhametiyle muamele edip, ya yine aynı şeyi yaptın, her seferinde aynı şey. Evet, kul zaten yapı itibariyle nefis taşıyor olmasından dolayı Cenab-ı Hak kulunun bunları yapabileceğini biliyor. Yani kul hata yapabilir, günaha girebilir, isyan edebilir ama farkına varmalı. Farkına varıp dönmeli, pişmanlık duymalı. İşte bütün bunların ardından her defasında yaptığı bir günahı, hatayı, çirkinliğin farkına varıp rücu eder, döner ve Cenab-ı Hakk'a iltica eder. Ya Rabbi, yakışmadı bana. Bu yanlış bir mümin olarak benden kesinlikle sadır olmaması gereken, benim sergilememem gereken bir şeydi diye Cenab-ı Hakk'a iltica eder ise hem gafurdur, hem rahimdir, hem bağışlar, hem de merhametiyle muamele eder. Bağışlayın, çok belki halk diliyle bir örnek olacak ama ya yine mi aynı şeyi yaptın demiyor Cenab-ı Hak. Kul, evet, hata edebilir, yanlış yapabilir. Önemli olan hatanın, yanlışın, çirkinliğin farkına varıp bundan pişmanlık duymak. Bu nokta önemli üstad. Tam da hocam, yani gaffar, gafurdan bahsederken tabe fiilini kullandığınız ayet-i kerimede de var. Tevbe ve istiğfarla hepsi ilintili, bağlantılı. Tevbe ve istiğfar hepsi beraber, birlikte zikrediliyor. Aralarındaki fark nedir değerli hocam? Tevbede bir dönüş ve şey var, rücu ediş. Bir pişmanlıkla birlikte hatadan ve günahtan dönüş var. İstiğfarsa bundan dolayı bu döndükten sonra af ve bağışlanma talebidir kulun. Dolayısıyla tevbe ve istiğfar hep birlikte kullanılır, evet. Tabii. Özellikle işte tevbe ve istiğfar dualarımız vesaire vardır. Kur'an ayetleri. İlahilerimiz bile öyle. İlahilerimiz vardır. Biraz sonra dinleriz inşallah sizlerden. Şimdi hocama bıraktığı yerden belki كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Cenab-ı Hakk'ın kendisini rahmet sıfatlarıyla ön plana çıkarması söz konusu. وَسِعَتْ رَحْمَتِي غَضَب۪ي وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْ şeklindeki kutsi hadisler. Biz her gün besmelemizde bile esirgeyen, bağışlayan bir Cenab-ı Hakk'ın ismini anarak başlıyoruz. Her işimize öyle davranıyoruz. Yani biz yaratıcımızı, Cenab-ı Hakk'ı Esma-i Hüsna'sıyla, sıfatlarıyla tanıyabilirsek,
Tasavvufi gelenekte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, tahallaku bi ahlakillah diye bir tabir vardır. Kulun, gerçek manada bir müminin kıvama erebilmesi için, kamil bir insan olabilmesi için Allah'ın vasıfları ve sıfatlarından beşere ait olanları, beşerde Cenab-ı Hakk'ın görmesini arzuladığı sıfatları kazanması gerekir. Bunu yaparken de işte tevbeyle başlayan, yine tasavvuf kaynaklarında inabe ile ve evbe ile tabir edilen, tevbenin merhaleleri olarak karşımıza çıkan, insanın manevi seyri sülükünde karşılaşacağı merhalelere ve derecelere göre tevbenin şekillendiği bir süreçten bahsediyoruz. Tevbe bu anlamda pişmanlıkla birlikte hata ve günahı terk etmektir. İstiğfar ise itirafla birlikte, terkle birlikte Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, Cenab-ı Hakk'ın katında af ve mağfiret dilemektir. Bu anlamda yani hocama dönerken tevbe ve istiğfarı, peki tevbe ederken yeise düşme meselesi Zümer suresinin de göz önünde bulundurarak burayı nasıl açıklarsınız değerli hocam? Şimdi tabii insan kendi yapıp ettiklerinin çirkinliğinin farkına varınca bunun bir mümin olarak kendisine yakışmadığını idrak edip anlayınca ya bütün bunlardan sonra Allah beni affeder mi? Hı. Acaba bütün bu yaptıklarımdan sonra, sonuçta şirk yok işin içerisinde ama belki büyük günahlar da var. Bilmiyorum zamanımız el verir mi? Ben doğrusu onu hocamın nasuh tevbesi diye tabirini bizim kavram olarak tövbe konusunda mutlaka izah edilmesi gereken bir konudur. Buyursunlar hocam. Onu da söylemek lazım. İnsan Zümer suresinin ilgili ayetinde Estağfirullah قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Yani kul bütün yapıp ettiklerinden sonra tövbe eder, pişman olur. Cenab-ı Hakk'ın kendisini bağışlaması için o talebini, ben ona özel dilekçe, iltica dilekçesi diye tabir ediyorum. Cenab-ı Hak'tan bağışlanma talebinde bulunur ise Allah kulunu affeder. Affeder mi? Affediyor, affedeceğini de beyan buyuruyor Kur'an-ı Hakim'in de. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına hitaben Habibim söyle. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ya kendilerine yazık etmiş, kendili aleyhlerine ciddi cinayetler işlemiş, manevi anlamda söylüyorum. Hı hı. Günaha batmış, kendine yazık etmiş, perişan etmiş kendisini, ruhunu kirletmiş. Biraz önce kısaca değinmeye çalışmıştım. Nefis ve ruh. Hocamın alanı olması itibariyle bağışlasınlar lütfen. Şimdi bu ikisi insan ruhunu olgunlaştırdığı ölçüde kamil bir insan olmaya çalışır. Nefis farklı taleplerde bulunur. Zaman içerisinde bu ikisi arasındaki bu mücadelede zaman zaman insan yenik düşer. Hı hı. Nefsine, biz de tabir olarak bunu kullanırız. Nefsime uydum, şeytana uydum. İşte içinde bulunduğumuz süreçte biz bunun aynı zamanda eğitimini yapıyoruz. Ruhumuzu olgunlaştırmanın eğitimini yapıyoruz. Ramazan'ın bugün 5. günü. İlk oruca başladığımız zaman ben her Ramazan sohbetlerde bunu mutlaka dile getirmeye çalışırım. İlk birkaç gün, 3-5 gün sürer bu. Başımıza ağrılar girer, şekerimiz düşer. Aman Allah'ım ne oluyor, ne bitiyor oruç. Sonra aynı oruç, süresi de aynı. Fakat o başımıza ağrıların girdiği, huzursuzlandığımız süreç sanki bitmiştir. Hatta hepimiz Ramazan'ın sonunda, muhterem hocam, Hak da bunu böyle söylüyor. Ya mübarek çok çabuk geçti ya. Şimdi bu nefsin terbiye edilmesi, ruhun olgunlaştırılması aşamasıdır. İşte bu aşamaya gelinceye kadar
İnsan bazen ümitsizliğe düşer. Yani Allah bunu da affeder mi? Cenab-ı Hak bütün bu yapıp ettiklerimin acaba Cenab-ı Hakk'ın nezdinde benim bağışlanmama vesile olabilecek bir durumum var mı? Böyle bir altyapım var mı? La taknatu min rahmetillah. Ümitsizliğe düşmeyin. Cenab-ı Hakk'a biraz önce ifade etmeye çalıştığımız gibi pişmanlık duyar, rücu eder, aynı şeyi tekrar etmeme azmi ve kararlılığı içerisinde olursanız, şartlar yerine gelirse, Cenab-ı Hak affeder, bağışlar ve Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah, biraz önce hocam çok güzel bir şey söyledi. Biz her işimize başlarken Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan, esirgeyen, bağışlayan, kullarına son derece merhametli olan Cenab-ı Hakk'ın o kullarına açtığı bu arınma kapısı var ya, temizlenme, arınma kapısı. Buradan içeriye girdiğiniz an, yani dezenfekte oluyor diyoruz ya, bakteri ve bir takım mikroplardan arınmak için bir takım ürünler kullanıyoruz. Tevbe de günah, İsyan ve benzerlerinden temizlenmek için, dezenfeksiyon için, bunun manevi temizlik, bu bakteri, efendim mikrop ve benzeri şeylerden kurtulmak için işte dezenfektan falan kullan. Bu da böyledir. Cenab-ı Hak eğer bunu kullanırsanız, bu kapıya gelir ve buradan geçerseniz ve inni la gaffarun, tekrar yine o ayet. Yani pekiştirme edatıyla birlikte Rabbimiz kesinlikle affeder ve bağışlar ve bundan da ümitsizliğe düşmemek lazım. Belki programın başında söylediğiniz, sorduğunuz o iki kavram vardı ya, gafur ve gaffar. Evet. İşte tam da burada. Evet. Tam da burada Cenab-ı Hak topluca her defasında, her seferinde yenilenen her yanlış, eksik, günahtan dolayı insan hata yapabiliyor, günaha girebiliyor. Her defasında Rabbim affeder mi? Gafur ve Rahim olması hasebiyle Cenab-ı Hak affeder, bağışlar. İnşallah. Hocam, yani şimdi yeise düşme dedik ya, yani Rabbim affeder mi, affetmez mi? Duada da var mıdır bu? Yani duamı kabul eder mi Rabbim, etmez mi? Yine aynı yönden gidersek herhalde aynısı dua için de geçerli. Tabii. Değil mi? Tabii ki. Yani bu, hem bu soruyu sormuş olayım, hem de yani Allah'ın rızası için atılan her adım bizim için bir şifa kaynağı. Dolayısıyla tövbe ve dua nasıl ifade edersiniz? Buyursunlar hocam. O izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garîb, buyuruyor Cenab-ı Hak. Kul bana dua ettiğinde, bir şey istediğinde ben ona çok yakınım. Bir başka ayet-i kerimede وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ben kuluma, biz kulumuza şah damarından daha yakınız, buyuruyor. Şimdi böyle olunca aslında mesele yaratılanla yaratılıcının ilişkisini kulun idrak etmesiyle alakalı. Şimdi اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Biz bunu ne yapıyoruz? Musallada cenaze varsa dua ayeti olarak okuyoruz, değil mi? Aslında çok geç kalınmış bir nida. Bu musalladakine bundan sonra bunu okumanın bir anlamı yok. Aynen. Hayattayken biz bu bilinci insana aşılayabilirsek, Allah'ın bütün günahları affedebileceğini, Cenab-ı Hakk'ın merhametinin kulun tevbesinde, kulun duasında nasıl ona mukabelede bulunduğunu. Şimdi Cenab-ı Peygamber'in, sevgili Peygamberimizin bir hadisi şerifinde Cenab-ı Hak gecenin üçte ikisi geçtiğinde, son üçte birinde dünya semasına nüzul eder ve yok mu af dileyen, yok mu şifa isteyen, yok mu benden isteyen, ben bunlara mukabelede bulunmak isterim der. Dolayısıyla bu yakınlığı, bu kurbiyeti Cenab-ı Hak kuluna o kadar yakın ki aldığı her nefesten يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ buyurur Cenab-ı Hak. Yani gözün yan bakışından kalpte gizli olan her şeye kadar aşina olan bir varlığın huzurundayız. Cenab-ı Hak alim, kulun her şeyini biliyor. Basir,
her halini görüyor. Semî, ağzından çıkan her şeyi duyuyor. Bu müsbet ya da menfi olsun. Ne diyor sevgili Peygamberimiz Cibril hadisinde? Mel ihsan ya Resulallah diyorlar. El ihsan en ta'budallah ke enneke terahu. Fe in lem tekun terahu fe innehu yerake. Yani Allah'ı görüyormuşçasına semî, alim ve basir olan bir yüce yaratıcının huzurunda olduğumuz bilinciyle yaşarsak, hayatımızı ona göre tanzim edersek hata ve kusurlarımız da ona göre az olur. Çünkü takva kelimesine anlam verirken İslam alimleri birisi, yine bizim tasavvufi kaynaklarda çok kullanılan bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın rızasına halel getirecek bir davranışta bulunmaktan kaçınmak olarak söylerler. Bu inceliği kul yakalarsa ve Cenab-ı Hak'la olan ilişkisinde, Cenab-ı Hakk'ın kulun hayatında aldığı her nefeste ne kadar kula yakın ve kul hakkında malumata sahip olduğunu bilirse, yine اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَب۪يرُ buyurur Cenab-ı Hak. Ya, yaratan bilmez mi kulunun nasıl olduğunu, hangi niyetle neyi yaptığını, dua ettiğinde ne talep ettiğini, tevbe ve istiğfar ettiğinde neden pişmanlık duyduğunu, neden bağışlanma dilediğini. Hal böyle olunca aslında hani çok klişe bir sözdür ama kul ile Allah arasında bir dindarlık ne kadar makbuldür o ayrı, ama hakikaten kulun gönlünden, kalbinden, aklından Cenab-ı Hakk'a ulaşan bir bağ her zaman vardır. Bir hablullah diyebileceğimiz, evet, kulla yaratıcı arasında bir bağ her zaman vardır. Bunun farkında olursa kul hem hayatını tanzim etmiş olur, hem hata ve kusurlarından o pişmanlıkla döndüğünde hayatında bir kalite gelir. Ve iş hayatında, aile hayatında, toplum hayatında bir huzur ve mutluluğu yakalamış olur. Yoksa bir ömrü heder etmek çok kolay. Cenab-ı Hakk'ın yapmayın dedikleri şeyi yaparak heder olmuş ömürler, israf edilmiş ömürler. قُلْ يَا اِوَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا. Yani ömrünü israf etmiş kul demek bir anlamda da. Öyle olunca burada iş biraz aklını çalıştırmaya, biraz gönlünü parlatmaya kalıyor. Ve Rabb'e yönelmeye. Evet, yani eğer bu gönül ayinesini cilalayıp, parlatıp Cenab-ı Hak'tan gelecek rahmet ve merhamet şualarının aksedeceği bir mekan haline getirebilirsek, işte o zaman o bağlantıyı kurmuş oluruz ve rahmet, mağfiret ve kurtuluş günleri diye tarif edilen bu Ramazan ayında inşallah, İnşallah. O neticeleri almış oluruz diyelim. Hocam, böyle tövbeden, istiğfardan, Rabbimizin o güzel Esma-i Hüsna'sından bahsetmişken hep beraber bir tövbe edelim, zembimize tübtü ilallah diyelim mi? Aynen. Hemen ardına da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir salavat getirerek müsaade ederseniz bir ilahi okuyayım. Zekai dedenin. Ağzınıza sağlık. Buyurun. Tövbe edelim zeki.
Evet değerli hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Nefsim kudret elinde tutana yemin ederim ki şayet siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyen bir kavim getirirdi. Onlar Allah'tan bağışlanma dilerler, Allah da onları affederdi buyuruyor Efendimiz. Pek bu hadisi şerifi 21. yüzyıl insanına nasıl bir bakış açısı sağlar diye sorsam hocam. Soru zor. Öyle mi? Fatih Hocam. Şimdi önce şunu ifade etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ifade kalıbını çok sıkça kullanır. Yani birçok hadis-i şerifte vellezî nefsü Muhammedin biyedihi, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun diye. Şimdi bu hem yemin var, pekiştirme edatı var, kesinlik ifade eden bir başlangıçla söylemek istediğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başlayarak burada önemli bir vurguda bulunuyor. Kesinlik, pekiştirme var. Bir defa bu hadis-i şerifi hocam şöyle anlamak lazım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti celilede bağışlayıcı, merhamet eden, kullarını affeden, kendisine iltica eden, yönelen ve bağışlanma talebinde bulunan, talepte bulunma ifadesini nereden çıkarıyorsunuz hocam? İşte o estağfirullah diyoruz ya. Evet. İfade kalıbı itibariyle bu kalıbın, istifalin sini talep ifade eder. Allah'tan bağışlanma talep ediyoruz. Bağışlanma talep eden kullarının bu yönelişlerinden Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelip Ya Rabbi deyip bağışlanma, affedilme taleplerini ifade etmelerinden mutluluk duyar. Ve bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın Gafur isminin de bir tecellisidir. Cenab-ı Hak şunu biraz önce hocam çok güzel bir ayeti celileyi de ifade ettiler. Ben de tekrar vurgulamak isterim. Hepimizin hatta değerli vatandaşlarımızın da bildiği Mülk suresindeki o Ela ya'lemu men halak. Ya yaratan Rabbim bilmez mi? Biliyor. Yani üretici, tabirimi hoş görsün değerli izleyicilerimiz. Üretici firma ürettiği ürünün kronik arızalarından da söz eder. Bu ürün şu kadar zaman sonra şöyle şöyle şu tip problemler ortaya çıkarmaya başlar. Bunun telafisi de şudur. Bunun şu yapılması lazım. Ela ya'lemu men halak. Yaratan Rabbin biliyor. Rabbimiz kullarının ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Nefsinin kendisine neler fısıldadığını, içten içe neleri ona telkin etmeye çalıştığını, hatta zaman zaman kendisine çelme takıp nasıl yüzü koyun yere süreceğini, hangi tehlikeli dönemeçlerden, hangi tehlikeli virajlardan uçuruma yuvarlanacağını biliyor Rabbimiz. Amin. Dolayısıyla zaten kulunun yani yarattığı bu şerefli varlığın hangi durumlarda ne tür yanlışlara düşebileceğini ilahi ilminde bildiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla buyuruyor ki zaten yapacaksınız. Bu kadercilik değil. Yani biz yazılmış olan bir senaryoyu oynuyoruz. Dolayısıyla kulun burada ne suçu olabilir gibi düşünülmesin. Bu bir bilgisayar programında programcının yazdığı ve daha sonra bizim de ilgili bölüme tıklayıp girdiğimiz bir program gibi değil. Açık uçlu. İnsana böyle bir tercih serbestisi verilmiş ve biliyor Rabbim bir hata, günah, eksik, yanlış. Bazen nefsine uyup mal mülk dünya sevdasına düşecek. Ve dünya sevdasına düştüğü zaman Mevlana'nın tabiriyle yine hocamın alanına girmiş olacağım kusura bakmasınlar. Hocam, bu alanın tapulamadık biz. Estağfurullah. Sizin alanınız olması itibariyle hocam destur almadan girmeyeyim. Sadedinde ifade etmeye çalıştım. İnsanın dünya hayatındaki serüveni bir limandan başka bir limana giden bir gemiye benzer diyor Mevlana. Ve bu
geminin ilgili limana gidebilmesi için üstünde hareket edebileceği bir su olması lazımdır. İşte dünyalık bu sudur. Şayet gemi su alırsa gemi batar. Evet. Yani şu demek, dünyalığa tapar hale gelirseniz, gemi su alırsa, dünyalık gönlünüze, kalbinize girerse batarsınız. İşte Cenab-ı Hak, bütün bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Kulunun nerelerden tehlikeli dönemeçlerde uçurumlara yuvarlanabileceğini biliyor ve Gafur ve Gaffar esmasının tecellisi sadedinde Allah kulunun kendisine yönelip "Ya Rabbi" deyip huzura iltica etmesinden büyük mutluluk duyuyor ve kulunun buna yönelmesi için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla teşvik ediyor. Yani siz zaten hata, günah, eksikleriniz olacak, işleyeceksiniz. Bütün bunlardan sonra gelin, tövbe edin, pişman olun, dilekçenizi arz edin dergaha, Cenab-ı Hak affedecek. Şayet böyle yapmasaydınız sizi ortadan kaldırır. Cenab-ı Hakk'ı, bu aynı zamanda Allah'ı hatırda tutmak, onu anmak, onu zikretmenin de bir usulü, bir yolu, bir yöntemidir. Yani yanlış, hata, günah, isyan içerisinde olan insanın bütün bunların ardından, hani biraz önce arz etmeye çalıştığım o nefis ve ruhla ilgili mücadelede ruhunu olgunlaştırdıkça farkına varıyor. Yakışmadı bana, bu çok doğru değil, bu iyi olmadı dediği an Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. "Ya Rabbi" diyor ya, evet, Cenab-ı Hak bunu istiyor ve bunun yapılması hem kulun ruhunu olgunlaştırması, nefisle mücadelede bir adım öne geçmesi, nefsini terbiye etmesi için bir süreç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde buna vurgu yapmaya çalışıyor. Yapacaksınız, eksiğiniz, yanlışınız, hatanız olacak. Fakat önemli olan hatanızın, yanlışınızın farkına varıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna iltica edip kim bağışlayacak? Tabii ki Allah. Gideceğimiz başka bir kapı var mı? Nerede kendimizi affettireceğiz? Yaratan Rabbin senin bütün bunların ardından onun huzuruna iltica edip "Ya Rabbi" deyip ondan bağışlanma talep etmeni istiyor, bekliyor. Gaffar ismi de bunu ifade ediyor. Çokça bağışlayan, tekrar tekrar "Ya Rabbi" Mevlana merhum öyle der ya, bin defa tövbeni bozmuş olsam da yine gel. Ya yani hata yapabilir insan, hatta aynı hatayı tekrar edebilir. Daha önce tecrübe ettiği, acısını tattığı, gerçekten gönlünde, ruhunda yaralar açmış olan bir şeyi tekrar yeniden yaşayabilir, aynı hatayı yapabilir. "Ya Rabbi, peki bundan dolayı da tövbe etme imkanımız var mı?" Evet, Cenab-ı Hakk'a pişmanlık duymak, tövbe etmek, hata, günah neyse onu terk etmek ve burada mücadelede, bir mücadele. Biz zamansal varlıklarız üstadım. Yani insan kendisine verilen ömür sermayesiyle ahiretini kazanacak bir zamansal sürecimiz var. Biz zamansal varlıklarız ve bu sermayeyi kullanıyoruz. Biraz önce muhterem hocam da ifade etti ya, musalla taşına gelinceye kadar o süreci, o periyodu her defasında yapılan hatanın, günahın, isyanın, çirkinliğinin farkına varıp terk etmek, pişman olmak, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna iltica etmek mümkün oraya kadar. Oraya gelinceye kadar hocam her defasında Allah affeder mi? Mübalağalı ismi fail dedik ya hocam, gafurdur hem de rahimdir. Çokça bağışlar, son derecede merhametlidir. Bunu bu çerçevede anlamak lazım diye düşünüyorum. Gençliğimize de bunu bu anlamda söyleyip bol bol tevbe edin, Rabbim inşallah kabul edecektir. İnşallah. Şunu da ifade etmemiz lazım. Yani yeyse düşmeyin yani. Aynı hatayı tekrar etmemek için pişman olup terk etmek tövbenin aşamalarından bir tanesi ya. Aynısını tekrar tekrar yapmak, yapmamaya kesin karar vermek lazım. Olur da nefsin ve şeytanın bu konudaki tuzaklarına düşer de aynı hatayı tekrar yaparsan "La taqnatu min rahmetillah." Bak, o kendilerine yazık eden kullarıma söyle, Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler. Ne demek?
Allah kulunu bağışlar. Yeter ki samimi olarak o nasuh tevbesi dediğimiz ihlasla, samimiyetle, kesin kararlılıkla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna iltica edip Ya Rabbi diyebilmek. Peki değerli hocam, yani tam da hocamın anlattığı şekilde tövbe, bir insanın hata yapıp pişmanlık duyup gözlerinden yaş gelmesi ve gerçekten samimi bir şekilde gönlünün inlemesidir değil mi? Yüce Rabbimiz de kendisini, siz daha programın başında Gaffar ve Gafuru anlatırken hocam Tevvabı da eklediniz. Rabbimiz de çokça çokça tevbeleri kabul eden. Bu anlamda, bu bağlamda neler söylemek istersiniz? Yani Tevvab ismini biraz daha açar mısınız? Kul tevbe edecek, Cenab-ı Hak bağışlayacak. Kul tevbe edecek, Cenab-ı Hak bağışlayacak. Şimdi ölene kadar tevbe. Çok güzel bir tabir vardır. Bir beyit. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerimize, bilip ettiklerimize, bilmeyip ettiklerimize diye. Şimdi Cenab-ı Hak قُلْ مَا يَعْوَوْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ buyuruyor. Yine biraz önce bahsettiği gibi hocamın, Cenab-ı Hak kulunu affetmek için, bağışlamak için bahaneler arıyor. Tabiri caizse. Evet. Hazreti Mevlana der ki, bir anne uyuyan yavrusunu ona süt vermek için rahatsız ederek uyandırmak ister. Aslında kulun düştüğü hata ve kusurlar, günahlar zaman zaman o kulun aslında uyandırılması için, burnunun sürtmesi için bir tecelli olarak karşımıza çıkan bir şeydir. Evet. Ve Cenab-ı Hak ona, hani şimdi Şems suresinde galiba وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا nefse ve onu yaratana فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاكَ o nefis ki iyiliği de kötülüğü de yol açıyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا diyor sonunda da. Yani oradan kurtulan, özellikle bu فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاكَ alimlerimiz nefsi mülhime olarak, nefsi mülheme olarak insandaki nefsin iyiliğe de kötülüğe de temayülü olabileceğini ifade ederler ki sonra nefsi mutmainneyi arkasından kazanabilmesi için o tarafa, takva tarafına yöneldikten sonra oraya çıkacağını, işte o zaman Cenab-ı Hak da ya eyyetuhen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyeh buyurur. Yani nefsi mutmainneye, yani artık yolunu bulmuş ve tabiri caizse düzlüğe çıkmış bir insana Rabbine dönmeyi, ama radiyeten merdiye olarak. Yani Cenab-ı Hakk'ın razı olması, kulun haktan, hakkın kuldan razı olması kadar bu konuyu daha iyi anlatabilecek bir ifade yok. Nefsini tezkiye edecek, Cenab-ı Hakk'ı razı edecek. Cenab-ı Hak da onun hata ve kusurlarında tevbe ettiği andan itibaren ona mukabelede bulunacak. Kul da bu sefer Rabbinden razı olacak. Radiyallahu anhum ve radu anh ayeti kerimesi de buraya ifade eder. Ve tasavvuf literatüründe rıza makamı en son makam olarak ifade edilir. Yani kulun artık istenilen kıvama geldiği bir makam olarak ifade edilir. Tevbe ve Tevvab isminin bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın engin ve geniş olan rahmetinin kulda tecellisinin göstergesidir. Ve tevvab olan Allah'ın sürekli bir teviye tevbelere mukabelede bulunduğu, nasıldı o surenin başı, gâbil-i tevbi. Gâfir-i zembi ve gâbil-i tevbi. Gâfir-i zembi ve gâbil-i tevbi. İşte o da aslında benzer bir anlamda yine Cenab-ı Hakk'ın kulun tevbesine mukabelesini anlatan. Yani Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde
birçok suresinde Cenab-ı Hakk'ın engin rahmet ve mağfiretine ve tevbeleri kabul edişine dair ayetleri buluyoruz. Yani Kur'an'la olan şu Kur'an ayındaki eğer gönül bağımızı ve Kur'an penceresini açarsak orada hem Rabbimizi tanımaya hem de kendimizi tanımaya, insanın hususiyetlerini tanımaya dair neler var, ne tür zenginlikler var? Şu Kur'an ayında hiç değilse ve halinden olsa bir ne diyor Kur'an'ımız? Cenab-ı Hak bize gönderdiği kitapta bizden ne istiyor? Kendisini nasıl tanıtıyor? Sevgili Peygamberimiz bize bunu getirdiğinde nasıl anlatmış? Ya bunun derdine düşersek özellikle şu mübarek günde rahmet günleri, ilk 10 gün rahmet, ikinci 10 gün mağfiret ve sonunda kurtuluşa götürecek bir üçlüden bahsediyor sevgili Peygamberimiz. Dolayısıyla bundan müstefid olmak, bunu anlayarak, idrak ederek bu önümüze açılmış fırsat kapısını asla ihmal etmeksizin ıskalamamamız için bir çaba ve gayret göstermemiz lazım. İnşallah değerli hocam. Yine bir ilahi vaktimiz geldi. Müsaadenizle. Şöyle Amasya'ya doğru gidelim mi değerli hocam? Memleketimize. Yani memleket özlemi var bende. Yani, o zamandır gidelim. Amasya ilahisi okuyayım. Ramazan'da çok okunan bir eserdir. Ey bizim Allah'ımız. Tam da tövbe istiğfarla alakalı. Eyvallah. Müsaade ederseniz. Ne güzel olur. Teşekkür ederiz.
Efendim tekraren hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bereket vakti, imsak vaktine, hem Ankara imsakına hem de İstanbul imsakına kadar devam ediyor. Ve bu güzel sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın günahtan korunmuş bir insan olarak bizzat kendisi bile hep tevbeye sığınması, istiğfara sığınması insana hangi hakikatleri öğretiyor? Bizlere hangi hakikatleri öğretiyor diyorsunuz hocam? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın kendisini nitelediği şekliyle bizim için en güzel örnektir. Üsve-i hasenedir. Her konuda ibadet hayatımızda da ibadetlerimizi hangi çerçevede gerçekleştireceğimizi ondan öğreniyoruz. Aile yaşantımızda, eşlerimizle, çoluk çocuğumuzla, komşularımızla ilişkilerimizi hangi çerçevede şekillendireceğimizi ondan öğreniyoruz. Komşuluk ilişkilerimizi ondan öğrendiğimiz gibi uluslararası ilişkilerde de hangi çerçevede hareket edeceğimizi, örneklerimizi çoğaltmak mümkün. Üsve-i hasene her konuda en güzel örnek. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın günahtan korunmuş bir kul olarak Allah'ın son elçisi, son peygamberi olarak çokça tövbe ediyor olması biz ümmetine örneklik teşkil ediyor. Hatta sahabe-i kiram kendisine zaman zaman kendinizi bu kadar harap etmeseniz, niye bu kadar yani Cenab-ı Hakk'a şükreden, tövbe eden, ondan af ve bağışlanma dileyen bir kul olmayayım mı derken, Cenab-ı Hakk'a tövbe edin, Allah'tan af dileyin, bağışlanma dileyin. Bakın ben sizin peygamberiniz olarak bu ilahi kelamı size tebliğ eden kişi olarak günde 300'den fazla tövbe ediyorum, bağışlanma talep ediyorum. Bu şu anlama geliyor. Kul Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı örnek edinerek her an yaşadığı, nefes alıp verdiği her saniye onun izinde olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde olduğunun bilincinde hareket ederek içinden geçen, aklından geçen, hatta zaman zaman bunu eylem ve söylem safhasına geçirdiği bir takım yanlışları, eksikleri, kusurları dolayısıyla estağfirullah deyip Cenab-ı Hak'tan bağışlanma talep etmesi, tövbe etmesi. O arınma başlığınız hakikaten çok manidar. Muhterem hocam da biraz önce Cenab-ı Hak kullarını affetmek için, bağışlamak için bir takım vesileler yaratmış, halk etmiş. İçinden geçtiğimiz 3 aylar sürecinde mübarek kandil akşamları ve onun dışında her cuma günü, cuma akşamı ve cuma saati içerisinde özel bir zaman diliminin varlığı, bütün bunlar Allah'ın kulunu, kullarını affetmek için yarattığı özel ambiyanslardır ve bunları kul değerlendirsin. Ne kadar değerlendirsin? Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı örnek alarak her an, her zaman, her ortamda Cenab-ı Hakk'ın kendisini gördüğü, bildiği, farkında olduğu bilinciyle hareket ederek kendisine çeki düzen verip estağfirullah ya Rabbi, tövbe ya Rabbi deyip Cenab-ı Hakk'a onun kulu olduğu ve onun kendisini her an görüp gözettiği bilinciyle onun huzurunda olduğunu idrak etmesi ve tövbeye sarılması. Bu şuna benzer. Allah bir daha göstermesin, yakın zamanda yaşadığımız o korona salgınında korunmak için, salgından olabildiğince en az hasarla çıkabilmek için aşılar falan filan olmuştuk ya. Tövbe bir anlamda yaşadığımız bu saldırılarda karşı bir anlamda özel bir korunma aşısı oldu. Kalkan. Kalkan. Bu kalkan deyince hemen aklıma da geldi. Şunu da vurgulamak lazım. Bakın çok önemli bir şey. Gafur, bağışlayıcı demek ya, aynı zamanda örtmek, gizlemek anlamlarını da ifade eder. Hatta Türkçe'de de kullandığımız miğfer var. Hı hı. Askerlerimizin kullandığı, evet. Miğfer. Aynı kökten gelir. Koruyan, kollayan, örten, engelleyen anlamlarını ifade eder. İşte kul tövbe etmek suretiyle, Cenab-ı Hak'tan bağışlanma talep etmek suretiyle
o önemli bir zırhı, önemli bir kalkanı kuşanmış oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna örneklik teşkil etmesi adedinde biz ümmetine tövbe edin, bu zırha bürünün, bu kalkan sizi korusun. Bakın bu saldırının nereden geldiğini gördünüz. Saldırının şiddetini ve hangi cihetten size yöneldiğini de görüyorsunuz. İşte onun farkına vararak ona önlem alın. Estağfurullah ya Rabbi. Böyle bir şey oldu. Ben bundan pişmanım. Tövbe ediyorum. Bu bilinci yerleştirmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günahtan korunmuş olduğu halde çokça tövbe etmek suretiyle biz ümmetine örnekliğini sergiliyor. Biz de onun ümmeti olarak ona tabi olmanın mutluluğunu yaşamalıyız. Şunu da söyleyeyim hocam. Buyursunlar hocam. Ramazan-ı Şerif'te teravihlere gidiyoruz. Teravihte hocamız vitre kalkmadan önce bir ayet okur ve dua ederiz. O ayet bana o kadar enteresan, o kadar tatlı çağrışımlar getirir ki estağfirullah. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebâ'ner rasûl. Allah'ım indirdiğin Kur'an-ı Hakîm'e ve Resulünün dilinde indirdiğin, gönderdiğin her şeye iman ettik. Vettebâ'ner rasûle ve peygambere uyduk. Peygambere tabi olduk. Onu örnek edindik. Onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyoruz. Fektübne me'a şahidin. Bizzat bunu iliklerine kadar hisseden, yaşayan şahitler kıl bizi ya Rabbi. Deriz her akşam. İşte bu çerçevede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymak, tabi olmak icap eder. Vettebâ'ner rasûl diyoruz her akşam teravihte. Evet, peygambere tabi olmak lazım. Ona uymak lazım. Onun gibi yaşamaya gayret etmek lazım. Tarzında i̇nşallah. Anlamamız icap eder i̇nşallah. Diye düşünürüm. Ramazan-ı Şerif'te buna vesile olur inşallah. İnşallah. Değerli hocam, Tebuk seferi sonrasında nazil olan Tevbe suresi 117 ve 119. ayet-i kerimelerin nüzul sebebini ve Ka'b bin Malik radıyallahu anh ile arkadaşlarının arasında geçen hadiseyi anlatabilir misiniz bizlere? Tabii Tebük çok zor şartlar altında, çok zor iklim koşulları altında hazırlanılan bir sefer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sefere hazırlık için talimat verdiğinde ashab-ı kiram hazırlıklarını yapıyor. Ka'b bin Malik, sevgili peygamberimizin bir sürü gazvesinde bulunan yiğit, mücahit bir sahabi. Ama bir gevşeklik gösteriyor tabiri caizse. Biraz böyle bir haleti ruhiyesi, bir hazırlıktan uzak kalıyor. Bir konsantre olamıyor diyeyim evet. Bugünkü tabirle belki. Ve bugün yaparım, yarın yaparım derken ordu hareket ediyor, gidiyor. Medine'de kalanlar da yaşlılar, çocuklar, hastalar ve bir de münafıklar. Ama üç tane sahabinin geride kaldığı fark ediliyor. Hazreti Peygamber nerede Ka'b'de denildiğinde işte o bazı şeylerini terk edemedi diyenler oluyor ashabtan. Ama Muaz bin Cebel yanılmıyorsam o biz onu öyle bilmeyiz. Biz onu diğer gazvelerde şeylerde yanımıza biliriz diye. Bu bile bu şu cümlesi bile Muaz bin Cebel. Şehadet. Desem bir şey. Evet, hüsnü şehadette bulunuyor. Peygamber Efendimiz sükut ediyor. Ve tabii bir gönül koyma da oluyor herhalde. Yanında bulamamaktan kaynaklanan bir o ümmetine hiçbir zaman kırılmaz tabii de ama bir şey var yani. Hı hı. Bir şeyler olmuş. Dolayısıyla ordu Tebük'ten döndüğünde Peygamberimiz işte göz göze gelmemeye çalışıyor, gözünü kaçırıyor, muhatap almamaya çalışıyor. Bu öyle kötü oluyor ki yani o üç sahabi gökyüzü başımıza yıkıldı zannediyorlar. Allah Allah, evet. Ve kendilerini izah etmeye çalıştıklarında da sevgili Peygamberimiz bekleyin diyor. Yani
beklemelerini emrediyor. Ve yanılmıyorsam 40-50 gün sonra, 50 gün falan galiba ayet nazil oluyor. Cenab-ı Hak o geride kalanların tevbesini de kabul etti diye, ama o 50 gün gözyaşıyla, gönül yanıklarıyla, nedametle, pişmanlıkla, tevbelerle yanıp yakılarak geçilen bir dönem. Ve huzur-u peygamberiden tard edilmişliğin verdiği kırgınlık, üzüntü, terk edilmişlik, her türlü psikolojik sıkıntıyı yaşamış oluyorlar. Ama bu sıkıntının neticesinde dua, tevbe, istiğfar yaptıkları bunca şeyin neticesinde Cenab-ı Hakk'ın yüce kitabında anılmak gibi bir mazhariyete de nail oluyorlar. Tabii zor, zor bir süreç. Onun için sürekli aynı noktaya vurmak, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhamet kapılarını zorlamak kul için ümitsizliğe düşmeksizin. Çünkü ümit kesmemek gerekiyor Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, merhametinden. O hakikaten, şimdi sevgili peygamberimizin ümmetine düşkünlüğünü zaten biliyoruz. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim üzerimize titreyen adeta bir peygamberin ümmetiyiz. Ve Cenab-ı Hak da bu kadar bağışlayıcılığıyla birlikte bize o kadar kapılar açıyor ki, yani hem Hazreti Peygamber'in örnekliğinde ve ümmetine düşkünlüğünde, hem de Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapılarının açılmasında, hani Süleyman Çelebi'nin mevlidinde o secdeye vardı ve ümmetini diledi Hak'tan diyebiliriz ya, hep aklıma şey gelir, Duha suresindeki وَلَسَوْفَ يُلْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ayeti kerimesi. Çünkü biz Cenab-ı Hak'tan tevbe ve istiğfarla dua edeceğiz, ama bizim için tevbe ve istiğfar eden bir peygamberimiz de var. Bizi kurtarmak için çabalayan bir peygamberimiz de var. Bir hadis-i şeriflerinde benim misalim ümmetimle zifiri karanlık bir gecede çölün ortasında ateş yakmış bir Arabi'ye benzer diyor. Yanan ateşe bütün gece böcekleri aydınlığa hücum ettiği için, yanmak için ateşe atılırlar. Ben onlara mani olmaya çalışır oradaki kişi de der. Benim sizinle misalim budur. Ben sizin elinizden tutup, belinizden kavrayıp ateşe düşmemeniz için, sizi kurtarmak için getirdiğim hidayet rehberi Kur'an'la, onun açıklaması olan, onun hayatımıza aksetmesi için yaşayarak bizatihi, sözleriyle, fiilleriyle, onaylarıyla, takrirleriyle bize büyük bir o kitabın izahı olabilecek hayat bırakmış sevgili peygamberimizin. Yani bizim sonsuz güveneceğimiz bir Allah'ımız var. Kapısı her zaman bize açık. Ve bizi bizden daha çok düşünen bir peygamberimiz var. Ne büyük saadet, ne büyük devlet. Onun için ümitsizliğe düşmeksizin kul kulluğunu yapacak ve Cenab-ı Hak da onun karşılığını misliyle kuluna zaten vaat ediyor. Cennet ayetlerini düşünün Kur'an-ı Kerim'deki, o tasvirleri düşünün. Yani sadece kamil bir kul olmanın karşılığında vereceğini düşündüğü, söylediği, ifade ettiği kavramlar, ifadeler. O zenginliği gördükten sonra, yani hep duamız şu olmalı belki, Ya Rabbi bizi kendine layık kul eyle, sevgili peygamberimize layık ümmet eyle. Bu duayla, bu tevbe ve istiğfara devam ettiğimiz sürece inşallah, bir de özellikle bu vakitlerde, Yüce Kitabımızda özellikle seher vakitlerinin nahifliğinden, duygusallığından ve Hak katının kapılarının açık olmasından bahseder ki, özellikle Peygamber Efendimizin gece ibadeti, teheccüde kalkması gecenin bir yarısından sonra ve orada hep ümmetini talep ederek yaptığı dualar gözyaşlarıyla bize de örneklik teşkil etmeli. Yani Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
bir gayret ve cehet, çaba görürse Cenab-ı Hak kulunda, onun önüne o kadar geniş rahmet kapıları açıyor ki. Tam da Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin gayreti, cehdine tabi olalım mı hep beraber? Son eserimizi ne seslendirelim ve estağfirullah diyelim. Eyvallah. Sonra uzun uzadıya devam edelim değerli Eyvallah. Hocam. Ankara ezanını da çok
Az vakit kaldı değerli hocam. Değerli hocam, günahına şahitlik ettiğimiz ve bu süreci yaşadığımız dostlarımız oluyor. Belki biz yapıyoruz onları. Burada nasıl bir dil kullanmalıyız karşı tarafa? Buradaki bu iletişim ahlakı nasıl olmalı? Şimdi aslında nasıl bir dil kullanmamız gerekirden önce şunu vurgulamak lazım. Cenab-ı Hak Hucurat suresinde eksik gedik yanlış aramayı bir defa yasaklıyor. Tecessüste bulunmak. İnsanların eksiğini, kusurunu, yanlışını araştırıp insanların eksik, kusur ve yanlışlarını tespit gayret keşliğine girmeyi bir defa yasaklıyor. Bundan uzak durması lazım bir müminin. Müslüman bir başkasının eksiğini, yanlışını, kusurunu, hatasını araştırıp da onları belki böyle alt alta koyup karşı taraftakini zan altında bırakmaktan kesinlikle uzak durması gerekiyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi oldu da gördük. Birisinin bir yanlışını, bir hatasını, bir günahına şahit olduk. İşte burada tam da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o din samimiyettir buyurduğu hadis-i şerifi var ya, samimi, sıcak ve ötekileştiren bir uslupla değil, kazanmaya çalışan, kurtarmaya çalışan, biraz önce muhterem hocamın o çöldeki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tasvir etmeye çalıştığı, ateşe düşmeye çalışıyor, ben de sizi uzaklaştırmaya çalışıyorum. Bu eda ile hareket etmek lazım ve hatasını, günahını, yanlışını gördüğümüz kardeşimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarının abdest alma örneğinde olduğu gibi amca sen yanlış abdest alıyorsun dememişler. Bak böyle abdest alınmaz kardeş falan dememiş. Ya biz Hasan'la abdest alıyoruz da bakalım biz bir abdest alalım, sen bir bak bakalım hangimiz güzel abdest alıyoruz. Evlat ben yanlış yapıyormuşum. Dedirtmeli. Dedirtmeli. Evet. Şimdi burada da aynı uslup ile, aynı tavır ile hareket etmek lazım. Ya ne yapıyorsun arkadaş, böyle olur mu demekten ziyade belki o insanın yaptığı hatanın, yanlışın, eksiğin farkına varmasını sağlamalı ve bu konuda da Kur'an-ı Kerim'de bize en güzel örnek ud'u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti. O hikmet dili var ya, karşı taraftakini rencide etmek amacımız bu değil. Karşı taraftakini hakir görmek amacımız değil. Karşı taraftakini küçük düşürmek amacımız değil. Benim ödevim değil. Bunları kayda getirecek, geçirecek olan, yazacak olan, çetelesini tutacak olan ben değilim. Belki bana düşen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ümmeti olarak onun bu yanlışını, bu hatasının farkına varmasını sağlayıp ya kardeş bilmiyorum ama belki de ben yanlış görmüş olabilirim. Ben yanılmış olabilirim ama çünkü Anadolu'da bir tabir var Fatih Hocam. Anadolu irfanı insanımız der ki kişi kendi ayıbına kördür. Yani insan kendi yanlışının, hatasının çoğu kere farkında değildir. Çok iyi şeyler yaptığını zanneder. Bir yanlışım, bir eksiğim, bir kusurum, bir hatam yok diye düşünür. Binaenaleyh belki birisinin ona ayna tutması lazım. Ve bunu yaparken de biraz önce arz etmeye çalıştığım eda ile belki ben yanlış anlamış da olabilirim, yanılıyor olabilirim ama Ahmet abi, Mehmet abi ve Ayşe abla, Fatma abla vallahi şöyle bir şey gördüm ben ama belki de ben yanılıyor olabilirim. Bunu bu şekilde ifade etmemiz halinde karşı taraftaki o yanlışı, hatayı yapan kişi Allah razı olsun ya, hakikaten hiç farkında değilim. Gerçekten böyle mi yapıyormuşum? Ya, hiç farkında değilim dediğini çokça şahit olduğumuz bir durumdur bu. Binaenaleyh burada bu iletişim dili dediğimiz karşı taraftakini küçük düşürmek, ona hakaret etmek, yaptığının çirkinliğini yüzüne vurarak yakıştı mı sana be kardeş ya, olur mu böyle şeyler demekten ziyade hatasının, yanlışının farkına varıp kendisinin telafi etmesini sağlamak. Tıp otoriteleri diyorlar ki bir hastalıkla veya herhangi bir enfeksiyonla vücut karşılaştığında hemen bunun için o enfeksiyonu oluşturan bakterileri öldürmek için antibiyotik tedavisine gitmeyin.
vücut kendisi mücadele etsin, vücut kendisi savaşsın. Burada da bu örnek olarak biz direkt adama şırıngayı vurup da canını yakmayalım. Adamı hatırlatalım. Diyelim ki ya yanlış, ben yanlış da görmüş olabilirim ama böyle bir şey. Kendisi mücadele etsin. Ha, evet doğru ya, ben hiç farkında değilim. Bakın bu tedavi edicidir. Bu telafi edicidir. Son bu müsbet saniye, yaklaşımdır. Eğer bunu başarabilir isek çevremizdeki insanlara güzel örnek olduğumuz gibi yanlışlarını da telafi etmeleri için bir zemin hazırlamış oluruz. Hocam siz Ankara'dasınız, hocam İstanbul'da. Ankara için imsak vaktini siz buyurursanız. Estağfurullah. Kabul olsun inşallah diyelim, buyursun. Cenab-ı Hak değerli izleyicilerimize ve ekranları başında programı takip eden değerli mümin kardeşlerimize, herkese hayırlı huzurlu Ramazanlar lütfeylesin. İbadetlerimizi kabul eylesin. Allah kabul etsin. Amin. Mazlum coğrafyalarda zulüm altında inleyen kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize de imdad edip onların da karşı karşıya kaldıkları zulmü bir an önce dindirsin. Amin. Diye dua Amin. Ediyoruz. Allah razı olsun değerli hocam. İşte geldi rahmet iklimi. Bereket ve merhamet rüzgarlarıyla yüzümüze bir tebessüm, kalbimize bir ferahlık getirdi. Hoş geldin ayların en güzeli. Tüm hasretlerin sonunda gelen ilahi sevinç. Hoş geldin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu aya bizleri kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Teala her gecenin son üçte birinde dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Her kim dua ederse duasına karşılık veririm. Her kim benden bir şey isterse istediğini yerine getiririm. Her kim benden bağışlanma dilerse onu affederim buyuruyor. Biz de ellerimizi sana açıyoruz. Gönülden dile gelen dualarımızla sana yalvarıyoruz. Günahlarımızı affet. Kalplerimizi günahların karanlığından seher vakitlerinin aydınlığına kavuştur. Bizi merhametli bir kalple rızıklandır. Geceyi de gündüzü de yaratan sensin. İçerisine bilmediğimiz nice hayır ve bereketi yerleştiren sensin. Senin rahmetini umarak, mağfiretine sığınarak, seher vakitlerinde kıyama durmayı, secdeye varmayı, seni tesbih ve tenzih etmeyi nasip eyle. Gecenin en kıymetli anlarında istiğfarı kuşanan, senin sevginle izzet bulan, rahmetine eren salih kullarından eyle. Allah'ım, sahur vakitlerinin huzur veren sekinetinde senden yardım istiyoruz. Niyazımız sanadır. Bir kurtuluş müjdesidir yüreklerimizin beklediği. Rahmet ve mağfiretinin yeryüzünü kapladığı bu mübarek gecelerde ruhumuza bir Kudüs esintisi bırak. Bu ayı mahzun gönüllerimize ferahlık kıl. Bize kardeşlerimizin yaralarını sarmayı nasip et. Yeniden birlik olmak için bize güç ver. Amin. Amin, amin, ya mu'in diyerek Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah. Hem Ankara için hem de tüm İslam alemi için. Değerli hocalarım, İstanbul
ezanına kadar vaktimiz var. Ama arınmayı konuştuk bu akşam, daha doğrusu sabah. Tevbeyi konuştuk. Genel bir değerlendirme alırsak, bir özet mahiyetinde neler söylersiniz? Buyursunlar. Eyvallah. Hocam. Arınmadan başlayacak olursak, nefsin ihvası, kulun hataları, beşer şaşar, tökezler, sürçer, gaflete düşer, idrakini kaybeder. Hata kaçınılmaz olur. Ama Cenab-ı Hak o kadar merhametli ve rahmet sahibi ki, önümüzde öyle rahmet kapıları açıyor ki, bizleri bağışlamak için, bizleri affetmek için, bizlere öyle güzel imkanlar sunuyor ki, işte Ramazan-ı Şerif bunun en güzel örneği. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş günleri dediğimiz bu bir ay, öncelikle nefsimizi terbiye ediyoruz. İmsakla iftar arasında normal hayatımızda yaptığımız bir sürü şeyden uzak duruyoruz. Cenab-ı Hak bu ibadetten zaten yine bizi bağışlamak için bu ibadetin, oruç benim içimdir, benim içindir ve es-savmuli ve ene eczi bihi der. Yani oruç benim içindir ve onun mükafatını ben veririm der. Bir bağışlanma kapısıdır. Nefsin ıslahı için, nefsi terbiye edici olarak açlık ve oruç son derece önemli bir alıştırma yöntemidir. Nefsi ıslah ve terbiye etmek açısından. Kur'an ayıdır bu ay. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olduğumuz her an bizim için istiğfar ve dua yerine geçer. Çünkü ibadetlerimiz, taatlarımız hepsi bizim Kur'an okuyarak yaptığımız şeyler. Takip ettiğimiz hatmi şerifler böyle, kıldığımız teravih namazları böyle, yaptığımız infaklar böyle, Ramazan ayında daha fazla coştuğu şekliyle. Bütün bunları düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın bizi bağışlamak ve affetmek için bizim önümüze serdiği geniş bir rahmet deryasıyla karşı karşıyayız. O zaman kulun yapması gereken, arınmak için bu rahmet deryasına dalması gerekiyor. Yani ayak direyip, inat edip, yani tabir caizse Cenab-ı Hak zorla bağışlamak ve cennetine koymak istiyor bizi. Ve zalûmen cehûlâ dediği insanoğlu, o emanete ihanet ederek, Cenab-ı Hakk'ın ona teslim ettiği emanete ihanet ederek, kendi varlığına ihanet ederek, kendi ruhuna, Cenab-ı Hakk'ın kendi ruhundan üflediği, ruhuna, o ilahi nefhaya içindeki ihanet ederek gitmemesi gereken yollara gidiyor. İşte burada kişi noksanın bilmek gibi irfan olmaz der eskiler. Herkes kendisinin noksanının ne olduğunu, eksiğinin ne olduğunu, tam olan taraflarının ne olduğunu bilir. Önce bir kendisiyle yüzleşmesi ve bir muhasebeye girmesi lazım. Sevgili Peygamberimizin hasibu enfusekum qabla en tuhasebu buyurduğu budur. Hesaba çekilmeden önce hesaba çekilmek. Tabir caizse ticarette günün sonunda bir Z raporu alınır. Eskiden bizim geleneğimizde günlük hayatın her şeyi not edilir. Yatmadan önce açılır. Şükredilmesi gereken bir şey varsa şükredilir. Tevbe ve af dilenmesi gereken bir şey varsa ondan tevbe ve af dilenir. Ve günlük hesabı yaparak, itirafını yaparak, zünubunun, günahının, hatasının, af dileyerek, günlük hesabını yaparak, vaktinin hakimi olan insanların yaşadığı bir toplumduk biz. Şimdi hiçbir şeye vakit bulamadığımız gibi, Cenab-ı Hak'la olan ilişkilerimize de çok iğreti zamanlar ayırıyoruz. İbadetlerimiz lalettayin. Yani bir mecburiyeti savuşturmak gibi. Namazı aradan çıkaralım diye bir tabirimiz var değil mi? Evet. Yahu kulun Allah'a en yakın olduğu an, secde anı ise, Hazreti Ali öyle diyor.
Mesnevi'de Hazreti Mevlana anlatır hocam. Hazreti Ali namaz vakti gelince renkten renge girer, başka bir haleti ruhiyeye bürünürmüş. Ne oluyor denildiğinde, buluşma vakti geldi, o huzura hazır mıyım dermiş. Biz de bu bilinçle yaşamalıyız. Eksiklerimizi idrak ederek onları telafi edebilmek için neler yapmamız gerektiği konusunda eşimizden, dostumuzdan yardım da alabiliriz. Eğer bu konuda cehaletimiz varsa, bilgiye ihtiyacımız varsa, yok ama dediğim gibi hiçbir vasıtanın olmadığı, elimizi kaldırdığımızda, secdeye vardığımızda huzurunda olacağımız ve karşımızda bulacağımız affedici, bağışlayıcı, tevbeleri kabul edici bir Cenab-ı Hak'la karşı karşıyayız, bir yaratıcıyla karşı karşıyayız. Bu bilinci yakalarsak, bu bilinci yaşarsak bizler, İnşallah kurtuluşumuza vesile olacaktır. Cenab-ı Hak bizlere kabul olunmuş tevbeler ve dualar nasip etsin. Amin inşallah. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, siz neler söylemek istersiniz son cümlelerinizle, özet olarak? Şimdi Hazreti Adem aleyhisselamın şeytan tarafından kandırılması, sonra da belki Cenab-ı Hakk'ın kendisini affetmesini örnek olarak söyleyeyim. Atamız ilk İnsan ilk peygamber, insanın kandırıldığı, hataya düştüğü, yanlışa saptığı en önemli argümanlardan bir tanesi süreklilik ve ölümsüzlük arayışıdır. İnsan elinde olanların sürekli ve ebedi olmasını ister. Şeytan da bununla kandırmış ilk insan Hazreti Adem'i. قَالَ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى Hiç sona ermeyecek bir hükümranlık, egemenlik ister misiniz? İsteriz. O zaman benim dediğimi yapacaksınız. Evet, onun dediğini yaptıktan sonra da pişman oldular. Cenab-ı Hakk'a tövbe ettiler. Bakın, cennette Cenab-ı Hakk'ın her türlü nimeti kendisine sunduğu bir peygamber, şeytanın kendisini kandırmasına, eşiyle birlikte bu hataya düşmesine sebep olabiliyor ise eğer, bizler aciz kullar olarak her an Cenab-ı Hakk'ın bizi gözettiği, gördüğü bilinciyle hareket etmeli ve hiçbir nefis kendisini garanti görmemeli. Yusuf aleyhisselam, Estaizu billahi ve ma uberri'u nefsi innen nefsel emmâretun bissû, ben nefsimi temize çıkaramam, ben nefsime güvenmiyorum diyorsa bir peygamber olarak, bizler de birer ümmet, birer kul olarak ya Rabbi deyip kendimizi Cenab-ı Hakk'ın gözetimi altında, onun gözetimine emanet edip ona iltica etmek durumundayız. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Allah razı olsun. Efendim, iftarı beklerken programının konukları, Ali Bektaş ağabeyimin konukları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doçent Doktor Selim Argun hocamız ve Amasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Akgütür abi hocam, dinin esası namazı konuşacaklar. Değerli hocam, İstanbul ezanına çok az bir vakit kaldı. Dua buyurursanız hep beraber inşallah imsakla gidelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbiyal aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vefikna ilel hakk ve ila tarikum mustakim. Bi bereketi Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ya Rabbel alemin, Ramazan-ı Şerif'i bizler için hayırlara vesile eyle. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Makbul tevbeler nasip eyle. Hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizleri kendine layık kul, sevgili peygamberimize layık ümmet eyle. Bizlere sağlık, afiyet ihsan eyle. Rızıklarımıza bolluk, bereket ihsan eyle. Hanelerimize saadet, mutluluk ihsan eyle. Ya İlahel Alemin, geçmişlerimize rahmet eyle. Aziz şehitlerimize, rahmeti rahmana göçmüş gazilerimize rahmetinle, lütfunla, merhametinle muamele eyle. Amin. Cennetinle, cemalinle muamele eyle. Amin. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin,
dualarımızı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da, Huzur-u Peygamberi de yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله